Herkese merhabalar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Bugün yanımızda olduğunuz için size çok teşekkür ederim. İsmim Abdussamet Kete. Bizler kayı inşaat işlerde mağdurlarındayız. Bizler 2018 son ayından 2019'a kadar hiçbir tek kuruş maaşlarımızı alamadık. Tüm biriken maaşlarımız içeride kaldı. Fakat ne yazık ki bu kararla uğraştık, çabaladık, hala bir yere varamadık. En son 2020 Ocak ayında bize bir sözleşme imzaladılar. Sözleşmemizde aynen şöyle yazıyor. Döviz kuru düzeyi olarak sözleşmeye imza atmışız. Fakat ne yazık ki bugün bakıyoruz ki bize diyorlar ki sizin alacağınızı eski döviz kuru düzeyinde vereceğiz. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Çünkü diyoruz ki böyle bir adalet yoktur. Bugün Ankara'da toplanmışız. Niye isterseniz bugün, çünkü bizim en büyük direnişimiz bugündür. Biz diyoruz ki bakanlara sesleniyoruz, Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın bugün bu hakkı işçilerde yana kullanın diyoruz. İşçileri ezdirmeli. İşçileri bankalara, patronlara ezdirmeyelim. Ne olursa olsun bu işçiler bu ülkenin evlatlarıdır. Bakın bu ülke, gerçekten diyorum, bu ülke coşkuların ülkesi değil. Bu ülke zenginlerin ülkesi değil. Bu ülke hepimizin ülkesidir. İşçilerin ülkesidir. Adalet istiyoruz. Var mı böyle bir adalet? İşçiler burada adalet nerede? İşçiler burada adalet. İş yaparken dolar euro üzerinden iş yapıyorsunuz. Buradaki malınızı satarken dolar euro üzerinden satıyorsunuz. Ama iş alacağına geldi mi efendim biz TL üzerine veriyoruz. Veyahut eski kuru üzerine. Biz bunu kabul etmiyoruz. Niye deseniz, çünkü satılan mal euro üzerinden olarak ve dolar olarak satılmıştır. Bunun için biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Tüm arkadaşlarım adına söylüyorum. Biz böyle bir adalet istemiyoruz. Eğer varsa bir adalet, bu adaleti işlerden yana kullansın diyorum. Teşekkür ederim. Bravo. Samet Getir.